Sıcak, nemli, baskın bir hava terlemiş teninize ve ciğerlerinize doğru çökerken ve elinizle göz kapaklarınızla alnınızı sürekli ve sürekli silerken her bir adımda bacaklarınızı biraz daha yutan zeminle mücadele ediyorsunuz. Sinekler başınızın ve derinizin çevresinde dolanıyor. Avına saldırmak üzere fırsat bekliyormuşçasına. Kulaklarınıza sürekli uzun boylu sazlıkların arasında dolaşan hayvanların uğultusu hücum ediyor. Çevredeki okaliptüsleri andıran ağaçlar Doğu Avrupa ve Balkanların cadı ve vampir hikayelerini hatırlatıyor. Havanın baskın ağırlığı mı başıma vurdu diyorsunuz kendi kendinize. Güvende değilsiniz. Bu eyalete girdiğinizden beridir hiçbir zaman güvende olmadınız. Artık ne gece hayatının pembe ışıltılı şehri ne de Leonida toprakları size merhamet gösterecek. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 6 gizemlerine hoş geldiniz. This is gonna blow your fucking mind. Bu videoya 3 açıdan yaklaşacağız. Birinci kısımda GTA 6'nın geçtiği Vice City şehrinin GTA Vice City oyunundaki haline dönecek ve orada hangi easter egglerin, gizemlerin ve komplo teorilerinin olduğuna bakacağız. Böylece aynı coğrafya üzerinde sonraki oyuna nelerin geçiş yapabileceğini daha sağlıklı bir şekilde düşünebiliriz. Sonuçta San Andreas'tan GTA 5'e geçiş yapan sayısız söylenti ve easter egg vardır. Ve aynı durum Vice City ve GTA 6 için de gayet geçerli olabilir. İkinci kısımda bu sefer GTA oyunlarının geneline bakacak ve bütün seri boyunca devam eden, her bir oyunla biraz daha zenginleşen paranormal içerikleri inceleyeceğiz. Ve GTA 6'da hangilerini daha iyi görebiliriz, hangilerine denk gelebiliriz, bu konuda fikir yürüteceğiz. Üçüncü kısımda ise artık GTA 6'nın geçtiği Leonida kurgusal coğrafyasının temellendiği Florida eyaletinde ve Vice City'nin temellendiği Miami kentinde dillerde dolaşan şehir efsanelerine bakacak, oyunda yer alabilecek bir biçime sahip olanları bir kenara ayırıp onlar hakkında detaylıca konuşacağız. Timsahlar konusu GTA Vice City'de sürekli hakkında konuşulan popüler bir mittir. Yer yer oyunda görülebilen "yüzmek yasaktır" timsahlar tabelası, özellikle gizem avcılarının oyundaki timsah varlığı konusunda öne sürdükleri en önemli kanıtlardan birisidir. Ama aslında somut bir şekilde bir timsah gören olmamıştır daha. GTA 6'nın trailerında zaten bu timsahların varlığı rahatça görülebilirken, bizi asıl ilgilendiren konu gerçek hayatta Florida eyaletinde varlığı konuşulan dev timsahlar ve timsah adamlardır. Yer yer görüldüğü iddia edilen ve ayrıca yerlilerin anlatılarında da geçen dev timsahların yanı sıra yarı timsah yarı insan olan bu yaratıklar özellikle bölgedeki en ilgi çekici efsanelerden birisidir ve oyunda bu iddialara yönelik bir gönderme bulma olasılığımız oldukça yüksektir. Vice City'de çok sık bir şekilde varlığı iddia edilen bir diğer kavram da testereli katildir. Oyunda testere kullanımının olması, filmlerdeki slasher katillerin giysilerinin oyunda da bulunması ve katil kişiliklerin de yine oyun çevresinde görülebilmesi Vice City dahilinde bu iddiaları destekler. GTA 6 için yine testereli katiller hakkında çıkacak bir söylenti neredeyse kaçınılmazdır. Özellikle trailer'da gördüğümüz kadarıyla bir sürü deli, çılgın ve dengesiz insanla karşılaşacak olmamız ve Florida eyaletinin de özellikle böyle kişilerle dolup taşması, GTA 6'da testereli katil diye tanımlayabileceğimiz bir mitik figür görmemizi bir hayli mümkün kılar.
zombi Elvis Presley söylentilerinin sadece oyuncuların ağzında değil, oyun içindeki dünyada da dolanıyor olması en popüler gizemlerden birisi olan zombilerin popülerliğini ateşler. Zombi dediğimiz kavramın voodoo kültüründen gelmesi ve aynı şekilde Vice City içinde voodoo kültürünün çok güçlü olması söylentilerin sadece daha da popülerleşmesini sağlamıştır. Hatta hikayenin bazı kısımlarında bu voodoo öğelerini etkin bir şekilde görebilmemiz de gizem avcılarının hararetli bir şekilde iddiaların gerçek olduğunu söylemelerine neden olur. Özellikle yine GTA 6'yı çevreleyecek bataklıklarla dolu coğrafyayı düşündüğümüzde voodoo kültürüne bağlı olarak zombi söylentilerinin kulaklarımıza sık sık gelecek olması kaçınılmazdır. Köpek balıkları zaten Vice City içinde bütün somutluklarıyla yer alırlar. Ama asıl söylenti burada soyu tükenmiş devasa bir köpek balığı türü olan megalodonlarla ilgilidir. Vice City içinde bir megalodon yaratığının görülebildiği söylenir. Asla tam olarak kanıtlanamamış olsa da köpek balığı diye bir oyun görsel öğesinin dosyalar içinde var olması bile başlı başına böyle bir söylentinin varlığını güçlendirmek için yeterlidir. Sonuçta aynı modelin daha büyük bir halini oyun içinde derin denizlerdeki herhangi bir korunmaya yerleştirmek çok zor değildir. GTA 6 için içeriğinde bu kadar canlı ve zengin hayvan çeşitliliğiyle coğrafi doygunluğu bulunduran bir oyun için garip deniz canlılarından bahsetmek çok kolaydır. Köpek balıklarını görecek olmamız zaten kesinken bir megalodonun varlığını hayal etmek çok doğaldır. Epsilon tarikatı San Andreas'tan beri az çok tüm GTA oyunlarında somut bir şekilde yer almış ve retroaktif olarak da Vice City'ye kadar ulaşmış devasa boyutlardaki gizemli bir gruptur. Medyadaki ünlü isimlere, devlet kurumlarına ve uzaylı komplo teorilerine kadar ulaşan geniş bir kapsamı vardır. San Andreas'ta kimler tarikatla kimler değil net bir şekilde seçilebilirken, GTA 5'te kendilerine ait bir görev serisine bile sahiptirler. Vice City içindeki pek çok tanıdık isim bu garip okült topluluğun içinde yer alır. UFO ve uzaylı kavramlarıyla doğrudan bağlantıları vardır. İnançları da varlıkları gibi bir o kadar tuhaf ve tutarsızdır. Çoğunlukla üyelerinden para almak üzerine bir tavır sergileseler de daha büyük ve nihai amaçları vardır. GTA 6 içinde de Epsilon tarikatını görecek olmamız neredeyse kesindir. Epsilon tarikatından bahsetmişken UFO'lar ve uzaylılar konusunu geçmek çok yanlış olur. Dış dünyadan geldiği iddia edilen bu varlıkların GTA evreni içindeki gerçekliği yine kuşkuya yer bırakmayan bir ifade olacaktır. Hem San Andreas'ta hem GTA 5'te UFO'lar ve uzaylılar bütün katılıklarıyla yer alırlar. Kanıtları görmek zor değildir ve herkes rahatça ulaşabilir. GTA 4'te onları doğrudan göremesek de yine San Andreas ve GTA 5 içinde uzaylılarla bağlantıları olduğunu kesin bir doğrulukla bildiğimiz karakterlerin dolaylı olarak oyun içi dünyada iletişimde kaldıklarını kolaylıkla görebiliriz. GTA 6 gibi devasa bir oyunda UFO'lar ve uzaylıları görme ihtimalimiz yine Epsilon tarikatındaki gibi çok olası bir durumdur. Hem San Andreas, hem GTA 4, hem de GTA 5'te hayalet kavramı kurşun geçirmez bir gerçeklikle bulunurken GTA 3 ve Vice City'de de dolaylı olarak yer aldıklarını söylemek mümkündür. Oyunlar boyunca kaybedilen karakterler veya harita içinde öyle veya böyle yer alması kesin olacak olan perili mekanlar bize hayalet gerçeğini GTA 6'da da göreceğimizi söyler. Hatta Red Dead Redemption 2 coğrafyasının GTA 6 ile paylaştığı benzerlik ve RDR 2 haritasında yer alan sayılamayacak kadar tekinsiz, uğursuz mekanın varlığı bize nelerle karşılaşacağımız konusunda çok pratik örnekler verebilir.
Ayrıca şehir içinde yer alacak ve metropolün dehşetini elindeki her tür imkanla bizlere yansıtacak lanetli yerler de dikkat etmemiz gereken öğeler arasındadır. Sonuç olarak büyük bir güvenle söyleyebilirim ki hayaletler ve hayaletli mekanlar GTA 6'da inceleyeceğimiz gizemler arasında olacaktır ve somut bir ipucu veya kanıt görme olasılığımız da oldukça yüksektir. Bütün GTA oyunları boyunca hiçbir kuşkuya veya itiraza yer bırakmayacak bir diğer konu ise kesinlikle seri katillerdir. Gerek GTA 3, gerek Vice City, gerek San Andreas, gerek de 4 veya 5'te seri katillerin varlığı her defasında ayrı ayrı incelenecek dosyaları oluşturur. GTA 3'te komplo teorilerine doğuran Darkel gibi karakterler ve oyuncuyu izole bırakan tekinsiz mekanlar yer alırken Vice City'de zaten testereli katil gibi altı dolu söylentiler öne çıkar. San Andreas içinde barındırdığı pek çok seri katil karakteriyle mitler açısından en zengin olan GTA oyunudur. GTA 4'te şehrin içinde hem haber kaynaklarında hem de random encounter'larda bir seri katilin varlığını rahatça görebiliriz. Aynı şekilde GTA 5'te San Andreas'ı aratmayacak bir zenginlik içinde sayısız katil karakteri barındırır. Buradan yola çıkarak aynı trendi takip edersek GTA 6'da seri katilleri görecek olmamız kendi adımızdan bile daha emin bir şekilde bildiğimiz bir gerçektir. GTA 6 kesinlikle kendinden önce gelen bütün GTA oyunlarından ürkütücü ve garip bir miras devralacaktır. Sonuçta GTA markasının ömrünü uzatan değerli öğelerden birisi de yine bu mirastır. Çünkü söylentiler ve iddialar insanların dillerinde dolaşmaya devam ettikçe GTA da gündemde kalmaya devam eder. San Andreas'ın 20 yıl sonra bile konuşulabilmesinin ana sebebi budur. Aynı şekilde GTA 5'in de internet ortamlarında bu kadar meşhur olabilmesinin kaynaklarından birisi yine bu mirastır. Peki sadece bu geçmiş midir? GTA 6'nın içinde göreceğimiz bütün o korkunç unsurları doğuracak olan? Yoksa oyunun geçtiği kurgusal Leonida bölgesinin temellendiği Florida eyaletinin de ürkütücü şehir efsanelerinin bir payı olacak mı? Olacaksa bu şehir efsanelerinde nasıl dehşet verici varlıklarla karşılaşacağız? Florida insanının doğa dışı deneyimleri ve halkının tuhaf inançları bizi ne kadar etkileyecek? Gelin biraz da bunlara bakalım. Annabelle ve Chucky gibi hikayelerin ilham kaynağı olduğu söylenen Robert the Doll, Robert Eugene Otto adlı bir sanatçıya ait oyuncak bir bebektir. Otto'nun büyük babası tarafından Almanya'dan 1904 yılında satın alınmış ve ona bir doğum günü hediyesi olarak verilmiştir. Daha sonra sanatçı oyuncağa kendi adını vermiş ve kendisi başka bir isim kullanmıştır. Key West adlı bir Florida kentinde oturan ailenin bu bebeğinin fısıldadığı, hareket ettiği, pencereden dışarıya, sokaktan geçen insanlara baktığı iddia edilir. İnsanlar bu oyuncak bebeğin bir bilinci olduğunu söyler ve Robert the Doll'un işten kovulmalar, kemik kırılmaları, boşanmalar ve hatta trafik kazaları gibi talihsizliklere sebep olduğu yine söylentiler arasındadır. Oyuncak bebek şu an ise Key West'teki bir müzede sergileniyor. GTA 6'da böyle bir kasabayı ve müzedeki lanetli bebeği görmemiz çok mümkün. Eğer San Andreas ve GTA 5 koca ayak hikayeleriyle öne çıkmışsa, GTA 6'da da bunun karşılığı kesinlikle Skunk Ape, yani kokarca maymun olacaktır. Yaratığın Florida ormanlarında dolaştığı söylenir ve görünüşü itibariyle de koca ayağı birçok yönünden benzer. Florida dahil pek çok güney eyaletinde de görüldüğü söylenen canavarın ayrıca çevresine çok yoğun, çürümüş, berbat bir koku yaydığı iddia edilir. Sülfür temelli olduğundan bahsedilen bu koku yüzünden adı kokarca maymun olmuştur. Kızıla kayan bir renge sahiptir
ve 1,5 ila 2 metrelik bir boyu vardır. Rockstar Games'in bu kadar popüler bir şehir efsanesine GTA 6'da gönderme yapmaması mümkün değildir. Florida eyaletindeki Casadaga kasabasında bir mezarlık yer alır. Eski mezarlıkların tasarım ilkelerinden yola çıkan bu yerde insanların oturabileceği bir bölüm ayrılmıştır. Böyle bölümler eski kabristan yapılarının doğal bir parçalarıdırlar ve günümüze yakın dönemlerde kullanılmamaktadırlar. Bu zaten bilinmektedir ama hikayenin önemli bir parçası daha vardır. Casadaga kasabası, psişik dünyada Stonehenge ve Giza piramidi gibi enerjinin yoğunlaştığı yerlerden birisi olarak kabul edilir. Psişik yeteneklere sahip olduğunu iddia eden insanlar, medyum olarak geçinenler ve paranormal dünyanın meraklıları düzenli olarak bu kasabada festivaller ile kendilerince toplanıp etkinlikler yapmaktadırlar. Böyle bir durum da ortadayken Casadaga oturağında bazı geceler bilinmeyen kötücül varlıkların otururken görüldüğü söylenir. Böyle bir mekanın veya gizemin işlevselliğinden bağımsız olarak GTA 6 haritası içinde yer alması tabii ki yine kaçınılmazdır. Böyle bir yer olduğu sürece oyuncuların dillerinden burada dolanan şeytanlar asla düşmeyecektir. Tallahassee, Florida'da Elizabeth Budd Graham adlı bir kadının mezarı bulunmaktadır. 1889 yılında sadece 23 yaşındayken ölmüş olan bu kadının mezarı, çağdaş komşularının mezarlarından çok daha gösterişli bir tarza sahiptir. Cadı olduğu konusundaki iddialar ise ölümünden yıllar sonra ortaya atılmıştır. Bunun da aslında çok şüpheli bir nedeni vardır. Mezar taşına yazılmış, iki kere ölmüş ifadesi genelde cadı olduğundan kuşkulanılan insanlar için kullanılır. Mezar taşındaki bu ve pek çok diğer söz aslında Edgar Allan Poe'nun Lenore adlı şiirinden alıntılanmıştır. Poe'nun eserlerinin yaydığı melankolik, karanlık ve gotik havanın da doğal olarak bu konu üzerinde bir etkisi vardır. Mezara tekinsiz ününü veren bir diğer öğe ise çoğunlukla geleneksel mezarlar doğuya bakarken Elizabeth'in mezarının batıya bakmasıdır. Bu da kutsallıktan olabildiğince uzak olarak değerlendirilen insanlar için var olan bir durumdur. Yine mekanla alakalı bir ayrıntılar kümesi varken mezarı ve mezarlığı GTA 6'da görmemiz çok olasıdır. Altından kanlı suların aktığı söylenen bu köprü GTA 6'da yer alacak herhangi bir köprünün yerini alabilir. Tıpkı GTA 5'te Goatman keçi adamın insanlara dadandığı söylenen bir köprü olması gibi GTA 6 içinde de herhangi bir noktada bu söylenti yayılabilir. Florida'da çocukları çalınan bir kölenin özgürlüğünü kazandıktan sonra doğurduğu bebeklerini altındaki bir nehirde boğduğu bir köprüdür bu. Bu köprüden geceleri geçerken bebek seslerinin geldiği söylenir. Köprünün ismi ise köle kadının başından geçenlerle bağlantılıdır. Kadının daha sonra geceleri içinde boğduğu bebeklerin kanlarıyla dolu bir kova gördüğü iddia edilir. Bu şekilde köprünün adı da Kanlı Köprü'ye çıkar. Oyunun içinde birebir böyle bir yer olur mu olmaz mı bilinmez ama oyuncuların ağzında böyle söylentiler illaki dolaşacaktır. Orlando kentinin yaklaşık 13 kilometre batısında Sunland Akıl Hastanesi'nin terk edilmiş binası yer alır. Aslında tüberküloz hastaları için açılan bu tesis, hastalığın azalmasından sonra bir akıl hastanesine dönüştürülür. Ve bu noktadan sonra tekinsiz bir üne sahip olur. Hastalara yöneltilen sert davranışlar ve berbat şartlar ile öne çıkan hastanede fiziksel taciz ve işkencelerin bile yaşandığı söylenir. 1980'lerde kapatıldıktan sonra hayalet avcıları için vazgeçilmez bir hedef haline gelir.
ve hatta bu kapalı terk edilmiş halinde bile içinde çeşitli ölümler gerçekleşir. 1999'da yönetim bölümü dışında bütün hastane yıkıma uğrar ve yerine bir çocuk parkı yapılır. Yönetim bölümü hala pek çok paranormal araştırmacı için önemli bir nokta olsa da zamanın akıl hastanesindeki çocuk hastaların parkta oynadığı hala konuşulur. İşte böyle söylentiler Rockstar Games için mükemmel bir tada sahiptirler. Sunland Hastanesi GTA 6 içinde gayet yer alabilir. GTA 6 kendinden önce gelen bütün GTA oyunları gibi hiç kuşkusuz bize sadece kocaman, canlı ve detaylı bir dünya sunmakla kalmayacak. Bizi bu dünyanın içinde gerçekliği sorgulatacak kadar garip olayların da ortasında bırakacaktır. Ya Rockstar Games'in kıyıda köşede kalmış bazı geliştiricilerinin ustaca ve gizlice gölgelerin içine saklayacakları sıra dışı detaylarla ya gerçek dünyanın zaten üzerinde taşıdığı bu doğaüstü sisle ya da oyuncuların çevik, üretken zihinleri ve zengin hayal güçleri sayesinde kulağımıza öyle veya böyle garip söylentiler gelecektir. Böyle söyler geldiğinde de emin olun her birini en ince detayına kadar araştırıp sizlere en iyi şekilde sunabilmek için yine burada olacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere.